Abonelik ve beğeni malum ama reklamları atlamayarak da kanala destek olabilirsiniz. Hepinize merhaba. Bugün yine çok özel bir konukla karşınızdayım. Bir hemcinsimi konuk etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabii ülkece felaket içinden geçiyoruz. Aslında felaketten geçmediğimiz zamanlar yok gibi en az son 10 yıldır belki ama ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. İnsanlar tekrar yaralarını sarmaya çalışıyor. Elbette biz de bugün depremden ve hepimizin hayatını binlerce kilometre, binlerce mil uzakta da olsak etkileyen bu felaketten bahsedeceğiz. Ama ben bugün öncelikle konuğumu size tanıtmak istiyorum. Twitter'dan çoğumuzun takip ettiği tiyatrocu, türkücü diyebilirim herhalde. Ve aynı zamanda bence aktivist, insan hakları savunucusu Hilal Nesin. Kendisine söz vermeden önce bir not daha düşmek istiyorum. Biliyorum uzun bir giriş oldu ama bunu söylemek zorundayım. Nesin soyadını Türkiye'de bilmeyen yok. Kendisi Ahmet Nesin'in eşi, Aziz Nesin'in gelini, Ali Nesin'in neyi oluyor? Yengesi. Ondan sonra ama ben özellikle kadınların eşleri üzerinden tanıtılmasına biraz gıcık olan birisiyim. Yani bunda bir sakınca yok. Elbette o da kimliğinin bir parçası. Eminim kendisi de bundan gurur duyuyor ama kadınları sadece eşleri üzerinden tanıtan bir düzene, sisteme karşıyım. Çünkü Hilal Nesin bence onun ötesinde birisi. Ben de zaten kendisini Twitter'dan tanıdığımda Ahmet Nesin'in eşini takip edeyim diye başlamadım. Tweetlerini beğendim, vicdan dolu, insanlık dolu, ayrım yapmayan bir insan gördüm karşımda. Hilal Hanım, yayınıma hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgi Hanım. Çok teşekkür ediyorum girişte söylediğiniz güzel cümleler için. Ve bir de tabii ki izleyicileriniz lütfen beni bağışlasınlar. Çok yorgun, çok mutsuz, çok üzgün karşılarındayım. Çünkü biz asrın felaketini yaşıyoruz. Ben 100 diye düşünmüştüm. Dün de öyle bir yazı yazmıştım ama 500 yıl yazanlar oldu. Bilmiyorum kaç olduğunu ama benim yaşadığım en büyük felaketti. Ona şahit olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Herkesin başı sağ olsun. Sadece akrabasını kaybedenler değil. Hepimizin başı sağ olsun. Bazıları şey yazmış. Şu akrabamı kaybettim. Bu akrabamı. Ben hiç öyle bakmadım. Hepimiz akrabamızı kaybettik. Hepimiz göz göze geldiğimiz insanları kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralarımızı da birlikte saracağımızı düşünüyorum. Sen ben o ayrımı yapmadan, onlardan, bunlardan, şunlardan demeden tekrardan toparlanıp dirileceğimizi düşünüyorum ve onun savaşı içerisindeyiz aslında. Herkese çok geçmiş olsun. Tabii ki öncelikle deprem bölgesindekilerine çok çok geçmiş olsun. Unutmasınlar yanlarında olduğumuzu, her şeye rağmen onlarla birlikte olduğumuzu sakın akıllarından çıkarmasınlar. Şimdi tabii ateş düştüğü yeri yakıyor ve depremzedeler büyük ihtimalle daha önceki felaketlerden gördüğümüz kadarıyla belki unutulmaktan korkuyorlar. Çünkü bu yaraların sarılması öyle 2 haftada, 3 haftada olacak bir şey değil. Yıllar boyu devam edecek. O yüzden bizler de enerjimizi aslında uzun soluklu projelere vermeliyiz. Yani o çocukların hayatı sonrasında ne olacak? Yani işte mont göndermekle, battaniye göndermekle, biraz para göndermekle, evet bunlar çok önemli. Ama aslında yıllar boyu devam edecek bir travma. Özellikle ben çocuklar konusunda hepimiz çok hassasız ama düşünüyorum orada özellikle annesini babasını kaybeden çocuklar. Yani siz de dün görmüşsünüzdür galiba, tweetlediniz de. Yani biz evet, bu çocukların hayatını düşünürken birileri o çocuklarla evlenilebilir mi? Evlatlık aldınız ya, yani nasıl bir kafa? O korkunç bir açıklama. Yani onu o açıklamaya sanıyorum sevgili Çaman Hoca yazmıştı. Kusmak istiyorum diye. Yani evet öyleydi ya. Ya Allah aşkına biz büyük bir felaketten çıkmışız. Diyanet'in o felaketten çıkan çocukların okul masrafı ile ilgili, geleceği ile ilgili bir açıklama yapması gerekirdi. Evlenilebilir ne demek? Şimdi o çocuklar nerede? Binlerce çocuk nerede? Hani bunu sorduğumuz zaman suçlu oluyorsunuz ama suçlu olalım. Ne olur hepimiz suç işleyelim diyorum. Bir inanç kurumusunuz. Sadece cennete gidiş yolunu tarif edip çocuklarla nasıl evlenilir diye olmaz. Hepimiz yurt dışında yaşıyoruz, görüyoruz. İnanç kurumlarının yaptıkları açıklamaları, felaketlerde aldıkları önlemleri. Siz insanların vergisiyle, o anne babaların vergisiyle çocuklarınızı, onların çocukları, bize kalan çocuklarını evlendirmekle mi hükümlüsünüz? İkinci eş olarak alacak olan vardır, hizmetçisi olarak almak isteyen vardır, metresi olarak almak isteyenler vardır. Bu resmen çocuk pazarlığıdır, çocuk pazarlamaktır.
Çocuk ticaretidir. Buna bir din kurumunun yapmasından daha korkunç bir şey var mı Sevgi Hanım? Biz depremle sarsılmıyoruz ki zaten sadece. Açıklamalarıyla da sarsılıyoruz. İşte hırsıza, dolandırıcıya ve o gece işte bağış adı altında yapılanlara itirazlarımızı yaptığımız için linç ediliyoruz. Yalan değildi, söylediğim her şey belgelidir. Herkes belgelemiştir. İnsanlar Kürt köylerine yardım gitmiyor diye bas bas bağırırken ben söyleyince ben hedef gösterildim. Tam 4 gündür ben taciz ediliyorum Sevgi Hanım. Hadi hiç umurumda değil, gerçekten umurumda değil. Taciz de etsinler, linç de etsinler. Bunlar benim gerçeği söylediğimin ispatından başka bir şey değildir. Ama şayet bunu yapan ülkenin gazetecilerinden biri ise o zaman benim kafamda şu oluşuyor. Siz hükümetle ortak çalışıyorsunuz. Siz hükümetin adamısınız. Yaptığınız onca eleştiriler, onca yayınlar sadece insanların gözünü boyayıp kandırmak için siz el altından çalışan insanların, bir şeyler söyleyen insanların, gerçekleri söyleyen insanları hedef aldığınıza göre siz el altından hükümetin işini yapıyorsunuz. Tabii ben yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Hilal Hanım, burada isterseniz konuyu bilmeyenlere bir açıklama yapalım. Ben de geçen gün gördüm ve bir tepki yazdım buna. Muhalif gazeteci Şirin Payzı'nın size yönelik bir tweetinden bahsediyorsunuz. Gerçi daha sonra hangi sebeple belki ürktü, korktu. Sizin ayrım yapmaksızın depremzedelerle dayanışma içerisinde olmanız sanırım belli çevreleri rahatsız etti ve belki de genel olarak çizginiz rahatsız etti ve sizin yazdığınız bir şeye bu FETÖ'cülerin propagandası dedi. Hani Hilal Nesil'den bile cemaati çıkaracak kadar ya aptal olmak gerekiyor ya kullanışlı olmak gerekiyor. Ya dediğiniz gibi rejimin aparatı olmak gerekiyor. Şirin Payzın bunu neden yaptı sizce? Sevgi Hanım, ben 15 Temmuz'dan beri söylediğim bir cümle var. Çıktığım her programda söyledim. Ben bugüne kadar, sadece Erdoğan'ın değil, bugüne kadar gelmiş hiçbir hükümetin terörist ilan ettiği hiçbir gruba terörist demedim. Hiçbir kimseye de o şu terörist dediği için demedim. Çünkü Gezi'de ben de terörist ilan edildim. Benim böyle bir saygısızlık yapmam, böyle bir hadsizlik yapmam söz konusu olamaz. Terörist kimdir biliyor musunuz? İnsanları donduranlar, insanların hakkını yiyenler, resmi anlamda çeteleşmiş olanlar bana göre teröristtir. Terörist devletin kendisidir. Demirtaş'ın da söylediği gibi en büyük terörist devlet, en büyük çete terörist devletlerin kendisidir. Halkını sömüren teröristtir. Türkiye'de özellikle sağ ve muhafazakar kesimlerde bir devleti kutsama vardır. Yani devlete laf eden tırnak içinde anarşittir. Benim rahmetli babaannem 80 dönemini, 80 öncesini anlatırken şey derdi. Anarşitler azmıştı, ondan sonra Kenan Evren geldi durdurdu. Yani bilmeyen yurdum insanı, bir insanın düşüncesi genel olarak böyleydi. Yıllarca böyleydi. Şimdi de başka teröristler, başka anarşitler var. Hep bu devletin bir şeyi yarattığı düşman olmuş. Ama o kutsal devlet algısı hala devam ediyor. Siz devletin bu yüzünü belki bizden daha erken gördünüz. Belki yetişirken kimliğinizden dolayı, ki onu da konuşmak istiyorum açıkça. Çünkü bu konuda bu Alevi-Sünni ayrımını büyürken hepimiz belki açıkça konuşmadık ama toplumun iliklerine kadar işlemiş şeylerdi. Devleti bu kutsama halinin bu depremden sonra da özellikle muhafazakar ve Sünni kesimler arasında devam edeceğini düşünüyor musunuz? Belli bir kesim görüyor, evet. Devlet işine gelmeyeni, sisteme uymayanı hep terörist ilan ediyor, öteki ilan ediyor, tehdit ilan ediyor. Ama acaba bu bir uyanışa sebep olacak mı bu deprem? Ne dersiniz? Valla ben o kadar çok umutlu değilim. Çünkü depremden çıkan insan Allah devletimden razı olsun diyor. Daha devlet kendini 3 gün sonra kurtarmaya gelmiş. Donarak ölmüş. Komşum donarak öldü diyor. Hala diyor ki Allah devletimden razı olsun. Çünkü devlet kavramı farklı. Devlet ayrıca hani biz koruyandır değil mi? Seni koruyandır, gözetendir. Seni ezdirmeyendir vatandaş olarak. Vergini sana aynı şekilde verendir, hizmet olarak verendir. Sen bunları bugüne kadar almadığın halde hala teşekkür ediyorsan depremin değiştireceği bir şey yok. Bizim insanlarımız çok farklıdır. Bizim insanlar bir tane çorba koyarsın önüne, der ki Allah devletimizden razı olsun. Demez ki bu çorba zaten benim paramla yapılıyor, benim vergimle, benim kazancımla yapılıyor demiyor. Şimdi böyle bir halk 21 yıl sürekli üst üste
aynı şeyleri söyleyip beyinleri allak bullak eden bir adamın anlatacaklarının üzerine farklı bir şey anlatmak mucize olur. Yapmak yani onları değiştirmek. Tabii ki içlerinde dönecekler de vardır. Her zaman bir orta kesim vardır. Hani gözü açılanlar. Onlar da değiştirsinler artık. Çünkü biz zaten geçtik gittik. Ama bizden sonraki nesil, ülkenin bundan sonraki geleceği için bu hükümetin değişmesi gerekiyor zaten. Yenilenmesi gerekiyor. Yani beyinlerin yenilenmesi gibi. Ama ben çok fazla da umutlu değilim. Onu da söyleyeyim. Artı biraz önce bir şey söylediniz. Ayrıştırmak. Ben doğduğumdan beri bu topraklarda ayrıştırılan birisiyim. Ben de yine tırnak içinde söyleyeyim. Cemaatçi, yani FETÖ'cü demeyeyim. Eğer demişsem de bugüne kadar dil alışkanlığı olmuşsa kusura bakmasınlar. Bu kesinlikle onların için söylenmiş bir şey değildir. Ben cemaatçilere de söylüyorum. Beni yapmak istedikleri hani Kürt kimliğine de sokmak istiyorlar. Mutlu olurum. Bazen Ermeni tohumu diyorlar. Desinler, çok memnunum. Eğer ben bütün insanları şu ufacık bedenimde 58 kilo içerisine birçok halkları sığdırmışsam ne mutlu bana. Bana Kürt desinler, Sünni desinler, Suriyeli desinler, şu desinler. Bu benim zenginliğimdir, bedenimin zenginliğidir. Ama ben zaten bu topraklarda ikinci sınıf vatandaş olarak doğmuşum. Benim cemevim tanınmamış. Benim vergim alınmış, İmam Hatiplere vermiş. İmam Hatip benim yemeğim yenmez fetvası vermiş. Ben katledilmişim, öldürülmüşüm. Hala yok sayılıyorum. Hala benim gönderdiğim gıdalara, yiyeceklere, paralara çete gibi el koyan bir devlet var. Ben buna rağmen onları yapanları da görmüyorum. Diyorlar ki işte isimleri yazıyoruz ya, telefon numaralarını. Biri demiş ki işte telefon numarası paylaşıyorsunuz ya IŞİD'li biri ise. Kardeşim olabilir. Ayrım yapmanın sırası mı? Depremin altındaki insan ayrım yapılır mı? Ya da köye, Kürt köyü diye yardım gidilmeyen videolar izliyoruz. Yapılır mı? Bunu yaptığım için beni hedef gösteriyorlarsa buyursun göstersinler. Artı Şirin Hanım'ın beni hedef gösterdiği şeyde ben devlete bir şey dememişim ki. Orada halk var. Devlet henüz yok o laflar söylendiği zaman. Henüz devlet gitmemiş. Halkın halkla kurduğu temastan bahsediyorum. Orada ki vatandaş diyor ki korktuk ki Arapça konuşalım. Bizim devletimizin Araplara karşı bir kötülüğü yok ki. Zaten Suriyelileri baş tacı yapmış bir devletimiz var. Orada ben devlete ilgili bir şey dememişim ki. Kaldı ki diye de bilirim. Artı Alevilere yapılan haksızlık bugünkü bir haksızlık değil ki. Eğer onun içinde Şirin Hanım beni hedef alıp FETÖ'cü demişse ki yine özür dileyerek söylüyorum o kelimeyi de, bana göre öyle bir şey yok. Ben cemaati paylaşımlarını yaparken bu cemaatten durun ben bunu paylaşmayayım diye bir şey paylaşmıyorum. Yusuf Kerim'i paylaşırken bir tane aklıma cemaat gelmiyor. Beni cemaat ilgilendirmiyor. Benim bugüne kadar Tanrı'yla arama hiçbir kul girmemiş ki cemaate gireyim de herhangi bir cemaate gireyim de Allah'la beni barıştırsın diye bir aracı koyayım. Ben gerizekalı, salak, aptal değilim ki hemen 2-3 cemaat, 4-5 cemaat, bütün cemaatler beni kandırsın. Bak kandırma diyorum. Çünkü inancım gereği ben Tanrı'dan başka kimse aracılara inanmıyorum. Siyasi partiler de aynı keza. Benim partim yoktur, örgütüm yoktur, cemaatim yoktur. Paylaşım yaparken de aynı keza. Ben tipi de paylaşıyorum. CHP'yi de, HDP'yi de, bazen Saadet Partisi'ni paylaşıyorum. Çok güzel videolar yayın yapıyorlar çünkü. Ülkeye bir tane taş koyacak herkesi paylaşıyorum. Herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Yeter ki şu ülkemiz artık aydınlığa çıksın. Yeter ki bu kadar toplanan paralar insanlara ulaştırılsın. Şu AKP milim milim hesap versin. Ben AKP'yi de alkışlarım ya. Niye alkışlamayayım ki doğru iş yapanı? Yaptılar da ben mi alkışlamadım? Yaptılar da siz mi alkışlamadınız? Evet. Şirin Hanım gibi birçok sözde demokrat tanımadıkları insanlara, deyip dokunmadıkları insanlara, konuşmadıkları insanlara sırf Erdoğan cemaatçi, FETÖ'cü dedi diye hepsi de FETÖ'cü diyor. Ertesi günü de Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Sen Erdoğan'ı eleştirmeye hakkın bile yok. Sen onunla aynı dili konuşuyorsun. Senin Erdoğan'dan hiçbir farkın yok ki. Bana seçme hakkı verirlerse Erdoğan'ı seçerim, onları seçmem. Çünkü biliyorum en azından bana geleceği kötülüğü. Biliyorum, tanıyorum. Ama ben o sonradan FETÖ ağzını kullanan,
Sözüm ona, demokratların hiçbirine güvenmiyorum. Şayet bunlar gidip de onlar gelecekse lütfen ağızlarını değiştirerek gelsinler, yıkayarak gelsinler. Bu insan, bu toplumun artık bölmeye, parçalanmaya, ayrıştırmaya ihtiyacı yok. Bu toplum eğer birleşmezse birlikte yok olacağız. AKP de yok olacak. Yani ay, biz yok olacağız da onlar yaşayacak diye bir şey yok. İşte depremde yıkılırken herkes birlikte öldü. Bir toplum ölürken, aa bak bu öldü, şu kaldı, bu yok. Hepimiz birlikte ölüyoruz, hepimiz birlikte yaşıyoruz. Sevgi Hanım, biraz bugün böyle bir suratım asık. Normalde böyle katılmak istemezdim ama deprem felaketi ve... Estağfurullah, çok zor zamanlardan geçiyoruz ama bir yandan da bunların konuşulması gerekiyor. Aslında bizim gibi böyle platformu olan, kendi çapında da olsa platformu olan insanların bunları dile getirmesi gerekiyor. Çünkü maalesef Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi o rejimin çizdiği sınırların içerisinde çıkıp da yayın yapabilen yok. O yüzden yurt dışında olanların bu işi yapması biraz da mecburiyet. Yani bunu aslında topluma da borçluyuz. Her ne kadar oradan çıkmış da olsak. Ben kendi adıma Türkiye'ye küskün olduğum için ve hiçbir zamanda toplumun fabrika ayarlarının değişeceğine dair en azından benim ömür süremde bir umudum yok ama yine de işte alışkanlık, Türkiye'ye vazgeçemediğimiz kötü bir alışkanlık gibi. Geçen hafta da söyledim, hayırsız bir evlat gibi. Hep bir dert getireceğini biliyoruz ama sevmeye devam ediyoruz, kopamıyoruz. Biraz şeye geçmek istiyorum. Siz ayrımcılıktan ve ikinci sınıf vatandaş olmaktan bahsettiniz. Aslında düşünüyorum da Türkiye'de kim birinci sınıf vatandaş? Yani hiç kimse değil. İnanın bana, ben iki dedesini Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş bir şehidin torunuyum. Yani Türkmenim. Türkmen boylarından gelen bir şeyim var, aşiretim var. Ve yedi göbekten ötemi de sayabilecek kadar şeyim var, hani seceremiz var. Fakat daha dün gelip Türk olduğunu iddia eden merdiven altı çakma Türk geliyor bana Türklüğü öğretiyor. Sen kimsin ya? Senin dedenin mezarının yeri belli değil. Siz kimsiniz? Nereden çıktınız? Burada bahsettiğiniz spesifik bir isim mi var? Aklıma biri geldi de. O mu acaba diyeceğim ama yani... İşte, ya işte o ve onun tayfası. Sen kimsin? Sen daha dün gelmişsin. Benim dedemin kan... ben bütün savaşlara karşıyım. Ama şayet ülkemi korumak adına başka ülkeler benim ülkeme saldırırsa ben de bir savaşçıyım. Ülkemi korumak adına. Hani siz dediniz ya umutsuz evlat. İnanın bana, ben çok güzel şartlarda yaşıyorum. Eşim Ahmet Nesin sağ olsun bana çok güzel bakıyor. Alplerdeyim. Çıkıyorum, güneş, yeşillik, her şey... 12 gündür dışarı çıkmıyorum ya. 12 gündür evdeyim. Ekranın başındayım. Ne kadar yardımcı olabilirim derdindeyim. Ben bilmiyor muyum gezmeyi, tozmayı? Ama ben ümidimi kesmediğim için ülkemden, ki son nefesime kadar da kesmeyeceğim. Son nefesime kadar da mücadele edeceğim. Mücadele etmek için buraya geldim zaten. Yaşamak isteseydim Türkiye'de kalırdım. Sesimi keserdim. Kenarda otururdum. Arkamda eşim var, ailem var, yakınlarım var. Ama konu o değildi. Konu hepimizdik. Onun için de hani bana saldıranlar da baştan beri, en başından beri. Evlenmeden önce de böyleydim. Ama sosyal medyada değildim. Tanıyanlar, bilenler biliyor. Sosyal medyaya sonradan eşimin ricasıyla girdim. Kitaplar yazıyorsun, oradan tanıt. Ben dedim ki durmam ben, yazarım, pisimdir ben. Ama dinlemedi, neyse gördü ki kendisi de. Hatta cemaate küsmem lazım. Cemaate de darılmam lazım. Taraf gazetesi de beni yazmıştı, Aziz Nesin'in gelini diye. Bir proje yapmıştım, Aziz gelinin nesini bu kadar kadını sokağa çıkarıp ne yapacak diye. O zaman da haber yapılmıştı. Akit de yapmıştı. O zamandan, o gazeteden dolayı beni hedef alan herkes Aziz Nesin'in gelini diye aldı. Bakın, eğer iyi şeyler de alıyorlarsa başımın üstünde yeri var. Ama şayet Aziz Nesin'in adını kullanarak bana saldırıyorlarsa bu bana bir kişisel saldırı değildir. Bu ayrıca Aziz Nesin'e saldırıdır. Bu da bilinçli yapılıyordur. Bu da Perinçek gibi, Erdoğan gibiler tarafından tetiklenerek yaptırılıyordur ki bunu herkes de biliyor zaten. Çünkü bana saldırıyorsun değil mi? Hilal de. Garibim, adamın ne suçu var? Günah benim. Ya da eşimin değil, Ali Nesin'in değil. Biz bağımsız bir bireyleriz. Biz eski zaman insanları değiliz. Geçen gün de söyledim. Benim yazımı Ali Nesin'e şikayet ediyorlar. Ali Nesin'i bana, beni Ahmet'e, onu ona. Ya kardeşim, biz demokrasi iyiliklerine kadar yaşamış, hissetmiş insanlarız. O bana ne karışır, ben ona ne karışırım? Ve Aziz Nesin bizden bağımsız bir dev bir kişilik. Ben sadece onun gelini değilim, onun hayranıyım, onun okuruyum. Onun yaptıklarına saygı duyan herkes gibi biriyim.
o benim kötü yaptığım size onlara göre yanlışlarımı niye o adama mal ediyorsunuz? Yazık değil mi? Adamın eli yok ki gelinim dur desin. İşte bizim toplumumuz birine saldıracağı zaman ha bir de şu da var tabii. FETÖ'cü diyorlar bana. İşte o gün FETÖ'cü dediler. Ondan sonra binlerce küfür aldım. Binlerce ama. Bugün de paylaştım. Facebook'a organlarının fotoğrafını çekecek kadar alçaldı gönderdiler. Bunu yapan sadece tabii onlar değil. Öyle hasta ruhlu insanlar ki bakın siz 10 gündür 11 gündür depremle uğraşıyorsunuz. Dolandırıcılar devreye girdi. Hırsızlar devreye girdi. 1 kilo mercimeği alıyor, kaynatıyor, çorba yapıyor. Koyuyor oraya, para topluyor. Ben depremzedelere göndereceğim. Kardeşim 1 kilo mercimekle yapılmayacağını kim biliyor? Senin gönderdiğini kim biliyor? Bu 21 yılda sağcısı, solcusu, şuyu, buyu herkesin en iyi öğrendiği şeylerden bir tanesi dolandırıcıları beslemek oldu. Ve dolandırıcıların da en iyi öğrendiği şey baştaki gibi duygu sömürüsü yaparak, insanları kandırarak dolandırmak oldu. 21 yılın öğrencileri çok fazla. Ben bu değişirse bu düzen bu kadar insanı nasıl tekrar ahlaklı bir insan olmaya nasıl getirecekler onu çok merak ediyorum. Hilal Hanım, Türkiye son zamanlarda hep onu söylüyorum. Türkiye'yi gidip beğenen turist arkadaşlarım oluyor Amerika'da falan. Onlara tabii bir hafta gidip İstanbul'da lay lay ucuz ucuz sizin gurbetçi videosundaki gibi onlara cennet. Turistlere cennet diyorum, vatandaşlarına cehennem. Ama aynı zamanda bir suçlular cenneti. Yani Latin Amerika'daki oradaki buradaki suçlular bile Türkiye'yi kendilerine güvenli liman olarak görüyorlar. Maalesef bir hani siz de dediniz ya bir yayınızda gördüm. İçerisi bazen daha bile güvenli olabiliyor dışarısına göre. Yani Türkiye'de o kadar ayaklar baş olmuş durumda. Ya keşke şu depremde herkes cezaevinde olsaydı. Cezaevleri yıkılmadı. Cezaevindeki insanlar en azından hayatta kaldı. O kadar Yani sağlam buradan da şunu söylerler. Biz çok güzel sağlam cezaevleri yapıyoruz. Tutuklulara bile yediriyoruz, içiyoruz. Aynı zamanda depremden koruyoruz da derler İşte yani. onu diyemezler çünkü cezaevindekilere çok iyi bakıyoruz demek de suçtur. Niye benim vergimi cezaevine harcadın? Söyledikleri her şey suçtur. Masum insanları cezaevine atmak suçtur. Yani şimdi 15 Temmuz gecesi ben bir tweetten dolayı yargılanmıştım. O zaman işte demiştim ki çıktığım yayınlarda da söylüyorum. Böyle oturuyorduk dediler ki bir yemekteydik. Darbe olmuş. Kemalistler darbe yapmış. Kemalistler dediler ilk önce. Çünkü daha hiçbir şey belli değil. Ya Allah aşkına dedim oturun başkanlık sistemi geliyor. Yemeğinizi yiyin. Bunu 5 dakikada düşünebilmemiz gerekiyordu. Biz ne yaptık? Galyana geldik. Bugüne kadar yüzüne baktığımız, selam verdiğimiz komşumuzu ihbar ettik. İçeri attırdık, işkence gördürdük, ölmelerini seyrettik. Neden? Çünkü kandırılması en kolay halkız biz. Ne yani onu bırakın biz Sivas'ta 2 Temmuz'da Maraş katliamında, Çorum katliamında bir hocanın bizim iki kişi öldü demesiyle Maraş katliamı oldu. Aziz Nesin'in bir bilmem uyduruktan bir açıklaması, Aziz Nesin'in açıklamadığı bir şeyden dolayı Sivas katliamı oldu. Öyle öyle hafifler. Bir tane sarıklı çıkıyor, sümüklü çıkıyor, bir tane pis adam çıkıyor, var yapıyor, onun peşine düşüyorlar. Şimdi başımızdakinin de onlardan farkı var mı? Deprem açıklaması tamamen korkunç bir şeydi. Şöylece durup insanları o psikolojiyle, o insanların duygularıyla, o anki herkesin birbirine sıkı sıkı sarılması gerekirken o yaptığı açıklama neydi öyle ya? Hilal Hanım, sadece o değil, ondan daha beteri de ortaya çıktı. Hepimiz aslında az çok tahmin ediyorduk ama son hafta işte Said Sefa Memduh, Bayraktaroğlu ve Can Ataklı'nın videolarında gördüm. Zaten aslında bilineni biraz ifşa etmiş oldular. Neden bu kadar geciktiğine dair kendisine darbe yapılacağı korkusuyla, vehmiyle hareket ettiği için binlerce insanın soğukta donup ölmesine izin verdi aslında. Bütün bunlar aslında tek bir kişinin sorumluluğu. Ellerinde o açıdan da kan var maalesef. Enver Paşa geldi aklıma. Aynı Sarıkamış'ta binlerce askeri dondurdukları gibi orada Malatya'da insanlar donarak öldü. Tabii her yerde ama Malatya çok soğuktu. Ve ben yani 3 gün hiç uyumadım. Hiç uyumadım ama. Sabaha kadar oturdum. Ben bu insanların başını nasıl yastığa koyduklarını çok merak ediyorum. Demek ki diyorum bunlar insan şekline bürünmüş canavar. Bakın
Orada bebekler vardı ya, donarak ölen bebekler, mamasız kalan bebek. Varsayalım sana darbe oluyor ya, sen darbeyi bastıracak kadar bir devlet değil misin? Senin koruma sayına bak, senin korumaların bir dökülüşte 3 milyon topluyorlar bir saatte. Demek ki büyük bir koruma ordun var senin. Senin koruma ordun seni koruyamıyor mu? O kadar binlerce insan öldü. Bakın, deprem öldürür tabii ki. Yüzyılın en büyük depremlerinden biri. Müteahhitler de tamam. Müteahhitlerimiz de çürük bina yaptı. Onların yüzünden de öldürüldü. Fakat birinci suçlu hükümettir. 9-10 saat şeyleri beklettiler. Yok efendim ajan mıydı? Yok formaliteydi? Yok prosedürdü? Gelen insanları beklettiler. Sonra Twitter'ı durdurdular ki biz Twitter'dan haberleşiyorduk. Canlı yayın, orada biri var, ses var, orada ses var. Sesleri kıstılar. Adam öldürmeye tam teşebbüsten hepsinin yargılanması gerekirken çıkıp televizyona onlar bize çemkiriyor. Pislik değil de neler bunlar? Hadi bak, gerçekten dava açsınlar. Ben zaten alışmışım davaya. Ama insanlar donarken, insanların şekline, şemaline bakarak yardım götürmek, onları hedef göstermek birinci katilliktir bu. Bunu yapanlar da katildir. Orada Kürt köyü var, gitmeyin. Burada Alevi köyü var, gitmeyin. Aman orada Suriyeli var, gitmeyin demek de katliamdır, insan öldürmektir. Sen kurtarmakla yükümlüsün, sen devletsin. Ha, devlet gitti tamam, hani benim açıklamamda daha devlet yoktu ortada. İnsanlar gitti, var efendim Suriyeliler burada, tuttu dövdüler öldürdüler. Kardeşim, sen önce devlet nerede diye bir sor bakalım. Orada devlet yok ki, halk birbirini dövebilir. Polis yok, asayiş yok, hiç kimse yok. Bırakmışlar orada insanları göçün yanında baş başa. Evet, o Ne kadar diyeyim? videolar var ki insan hani birkaç tanesini bile izleyince sağlıklı kalmasına, Ben mutlusuna imkan yok. Bir tanesini sabahleyin gördüm. Bir kadın diyor ki yani çocuk, bebek enkazın altında günlerce günlerce ağladı, bağırdı. Yedinci günde geldiler ve yedinci günde ses arıyorlar. Yani 7 gün bağırıp çağıran çocuğun sesi mi kalır, enerjisi mi kalır? Gerçekten yani insan kafayı yer, çıldırır orada o enkazın başında ya. ya bir mesaj okudum. Şey diyor, ben diyor Hatay'da şu anda gezmeye korkuyorum. Ses geliyor, ayak sesimi duyacaklar. Kurtaramayacağım, utanıyorum yürümeye diye yazanlar vardı o saatlerde Twitter'a. Ya sen Twitter'ı bizden, ya bir böyle hani insan gerçekten cümle bulamıyor, biliyor musunuz Sevgi Hanım? Benim aklıma son gelecek şey iletişimi kapatmak olur ya. İletişim kapatılır mı o anda? İnsanlar haber alıyor, yakınlarından haber alıyor, bilmem şey yapıyor. Ya bir de diyorlar ki iletişime yüklenmeyin. Nasıl yükleneceksin? Yok ki yüklenesin. Hilal İletişim Hanım, mi var? birisi yazdık. Siz miydiniz? Başka birisi mi? Birisi yazmıştı. 15 Temmuz'da cayır cayır çalışan internet deprem günü. O suçlu benim. Siz Evet miydiniz? öyleydi. Öyleydi. 15 Temmuz'da internetimiz kesildi mi? Otobüsler konuldu, köfteler dağıtıldı, yemekler dağıtıldı. Yurdun dört bir tarafında her şeyler güllük gülistanlık. Kardeşim, 15 Temmuz'da organize olabiliyordunuz da depremde niye organizasyon Birisi sıfırdı? demiş ya, çok güzel bir cümle. Demek ki haberli ve hazırlıklı olunca böyle oluyor. Evet, şimdi bunları söylediğiniz zaman da FETÖ'cü oluyorsunuz. İrdelediğiniz zaman, soru sorduğunuz zaman FETÖ'cü oluyorsunuz. Bu arada FETÖ'cü demeyeyim, cemaattekilerin de bana büyük bir borcu var. Biri yazmış, mamasını çok veriyorlar. Yani ben mamaya doymuşum, artık ne yapacağımı şaşırıyorum. Lütfen arkadaşlar, mamalarımı zamanında gönderin. Bunu yapan arkadaşlardan şunu da yaptıracağım. Bütün banka hesaplarım kontrol edilecek. Mal varlığım da dahil. Zaten malımız yok da. Her şeyimiz dikkat şey yapılacak. Eğer bir tane fazla bir şeyim çıkarsa gelirimin dışında, bir tane sizlerden, hani olur ya zaten cemaat gönderirse büyük para gönderir, ufak para gönderecek hali yok. Çıksın ortaya. Bu nasıl büyük bir iftiradır? Hilal Bu Hanım nasıl aslında bir yalandır? Bir de paraya getirirler. Bak ne kadar paracı insanlar. Her şeyi paraya bağlıyorlar. Bunları ben parasız da konuşabileceğim akıllarına gelmiyor. Bunu insan olarak konuşacağım akıllarına gelmiyor. Çünkü yok, o vasıf yok kendinde. Ben bayağı bir doluymuşum Sevgi Hanım ya. Burada biz dostane bir şekilde sohbet ediyoruz. Eminim bu şekilde samimi olması izleyicilerin de hoşuna gidecektir.
Nasılsak öyleyiz. Aslında nasılsak öyleyiz derken siz bu para pul mevzunu açınca o aklıma geldi. Aslında ne kadar büyük bir zenginlik değil mi? Bütün banka hesaplarını, hareketlerini, her şeyini kamuyla paylaşabilmenin güzelliği. Yani siz de paylaşabilirsiniz, ben de paylaşabilirim. Her şeyimiz ortada zaten. Açsınlar bütün banka hareketlerini, ona buna baksınlar. Ne kadar rahatız, ne kadar rahat Yani huzurlu oluyoruz orada ya. benim oturduğum koltuğu bile gören devletim yani. Çünkü biz artık teknolojide iyi, devletin de devleti var, bizim devletimizi de küçümsemeyelim. İstedikleri zaman istedikleri kişiyi yılanın deliğinde olsa buluyorlar. Onlar bilmiyorlar mı benim ne kadar param olduğunu? Onlar benim cemaatçi olmadığımı bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bal gibi biliyorlar. Yani zaten beni onunla suçlayan insanlar biraz düşünseler bunu çıkartabilirler. Yani Şirin Hanım gibi. Şirin Hanım, sen bir gazetecisin ya. Allah aşkına Hilal Hanım, yani bunlar şimdi konuşturmasınlar insanı. Hani son dakikaya kadar CNN Türk'ten kovulana kadar birkaç tanesi özellikle. Yani Erdoğan rejiminin en azgın dönemlerinde hala hiç muhalefet yapmayan kesimdelerdi. Sonra birdenbire en makbul muhalif oldular. Sorsanız en demokrat onlar, en muhalif onlar, en günahsız onlar. Bir de şimdi Şirin Hanım'ı ben takip de ediyordum. Yani hani öyle bir ne bir şeyim var, öyle programlarını fazla izlemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Twitter'da takip ediyordum. Ya öyle deyince dedim ya, hani onun arkasından o öyle deyip sildikten sonra PKK'li bilmem ne bir sürü, hem PKK'li oldum hem FETÖ'cü oldum, hem PKK besliyor hem FETÖ'cüler besliyor beni. Bu açık yani. Kürt meselesine değinmek Türkiye'de PKK'li olmak demek. Sen Kürt köyüne yiyecek götürmüyorsan, Kürtlerin kamyonlarına, tırlarına el koyuyorsan, Maraş Pazarcık'ta yaşandı, hala yaşanıyor. Ben de bunu söylüyorsam, PKK'li oluyorsam, iyi beni PKK'li de yapın. Hiç sorun değil, ne olacak yani, PKK'li olayım. Eğer siz Yusuf Kerim'in annesiyle kavuşmasını engelliyorsanız, ben de buna değiniyorsam, bu yüzden de beni FETÖ'cü diyorsanız, onu da deyin. Hiç sorun değil. Ama görün. Ama duyun. Gazetecisin. Benden önce sizlerin bunlara haber yapması lazımdı. Gazetecisiniz. Sizin gümbür gümbür Kürtlerin köylerine neden kamyonlarına, tırlarına engel oluyorsunuz sorusunu soracak haberler yapmanız gerekiyordu. Ha, sen benim sesimi bir gruba yaparak o grubu benim üzerimden vuruyorsan, ben Avrupa'da da haklarımı arayacağım. Şunu öğrendim Sevgi Hanım. Bundan sonra böyle. Kim ne diyorsa, ben Türkiye'yi eleştirebilirim, hükümeti. Ama benim bir devletim var. Hukukçulardan da umudumu kesmemişim. Hükümetten umudumu kesmiş olabilirim. Satın alınmamış hala savcılar, hakimler olduğuna inanıyorum. Ve Türkiye'den son nefesime kadar ümidimi kesmeyeceğim. Çünkü benim ülkem. Ben o ülkenin vatandaşıyım. Onun için de hepsini hukukta, anayasada olan maddelerle üzerlerine gideceğim. Ben onlar gibi kimseye hedef gösterme derdinde değilim. Ya Şirin Hanım böyle yaptı, Şirin Hanım hiç gerek yok. Ama hukuk var. Sen benim sesimi kısmaya çalışsan bir gazeteci olamazsın. Ne burada olabilirsin, ne dünyanın diğer ucunda olabilirsin. Gazetecilik bu değildir. Bu bölücülüktür. O zaman siz de hesabınızı vereceksiniz. Nedim Şener'in dişi solmaya gerek yok yani. Zaten bir tanesi yetiyor. Evet. O zaman biz de bu süreci sizden Twitter'da takip edeceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Hak arama konusunda özellikle bu ayrımcılık ve şeytanlaştırmaya karşı herkesin bilinçli olması gerekiyor. Şayet Türkiye'de adil bir şekilde haberler yapılsa, gazeteler adil bir şekilde zulmü, bu tür olaylarda her şeyi verse, benim paylaşmama gerek kalmaz. Ben niye yorulayım ki? Ben otururum, aa derim ne güzel, ATV'de verdi, Fox'ta verdi, NTV'de verdi, CNN'de verdi, şu gazeteci de yazdı, bu gazeteci de yazdı, bana gerek yok derim. Bizi gazeteci gibi ortaya süren kendileri. Benim işim gazetecilik değil. Ben provalarda bile elimde telefon, depremzedelerin bir hafta depremzedeleri verdim. Fransız yönetmenimden izin aldım. Dedim bizim ülkemizde böyle böyle bir durum oldu. Ben insanların sesini duyurmak zorundayım. Rolümü yapıyorum, koşa koşa dışarıya çıkıyorum, foyende salonda oturuyorum, telefonla şey yapıyorum. Bu benim görevim değildi. Tiyatrocu yönünüze de biraz değinmek istiyorum. İnsanların çoğu bilmeyebilir, sizi böyle iyi taklit yapan birisi gibi tanıyor olabilirler Twitter'da.
Ama biraz orayı açar mısınız? Orada ne yapıyorsunuz? Mesela tiyatroculuğa Fransa'da nasıl devam edebiliyorsunuz? Çünkü benim bir iki tiyatrocu arkadaşım var Almanya'da. Devam etmekte zorlandılar çünkü dil sorunu var. Siz nasıl yapabildiniz onu merak ettim. Tabii ki dil sorunu bende de var. Ben oyunun müziklerini yapıyorum. 5 dilde müziklerini söylüyorum. Histoire de Düdük diye bir oyun, Düdük. Anadolu'da 4 kadının, Ermeni kadının yaşadıklarını anlatıyor, ülkeden kaçışlarını anlatıyor. O oyunda Kürtçe, Türkçe, Arapça, Ermenice, Azerice ezgiler söylüyorum. Ve oyunun bölümlerinde de işte darbukayla vuruyorum, düşüyorlar, vuruyorlar, kalkıyorlar. İşte bir müzikleri bende. Tabii Fransızca söylemek zor olurdu, konuşmak zor olurdu. Şu anda müzik bölümündeyim. Diğer taraftan Almanya Belgisch Gladbach'ta Kültür ve Eğitim Derneği'nde 5 yıldır 17 tane kadınla tiyatro yapıyoruz. Ben işimi yapabildim, şanslılardanım. Ben zaten kameranın arkasındaydım. O mecbur kalmasam önüne çıkıp o videoları da çekmezdim. Kameraların hep arkasını sevdim. Onlar da sevildi fakat fırsat olmuyor. Çünkü diğer taraftan da kendi yörem Sivas, Divriği, Çamşığı'nın albümleri eski türkülerinden oluşan bir çalışma yaptım, devam ediyor. Yani elimden geldiğince burada da mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da. Nisan'ın sonunda bir hafta oyunumuz var Fransa'da, Annemasse'da. Ondan sonra turnelerimiz var. Benim için devam ediyor tabii ki ama İşte bu isterdi ki, gönül isterdi ki ben bir hafta bir taraftan provaya koşturup, bir taraftan yönetmenden izin alıp, bir taraftan da soruyorlar, biz bağışımızı nereye yapalım? Ah baba yapın dedim. Ah baba yapın. Yani Fransızlara da öyle dedim. Ah baba gidin. Yani Ben bile onu bile demedim çünkü uluslararası kurumlara yapın dedim. Çünkü Ahbap'ın da başına ne geleceği belli değil. şimdi şöyle bir şey. Uluslararası kurum beni sevmediği için öyle yaptım. Benimle ilgili güzel bir şey söylesinler, ben de onlar için güzel bir şey söyleyeyim. Uluslararası kurum beni mahkemeye veren kurum. Hangi? Kıyma çalıyorlar diye haber yaptığımız için yazı yazdım ki yalan değil. Yani oraya haber olmuş zaten. Anlamadım, olayı anlamadım Hilal Hanım. Yani Kızılay etlerden kıyma yapıp Ha, satmıştı, Kızılay'dan yakalandılar. başka daha da Türkiye dışında, Türkiye ile alakası olmayan kurumları diyorum. Ama Çok... onlar da parayı sonuçta götürüp Türkiye'ye verecekler. Bildiğinizi söyleyin, bildiğinizi konuşun, korkmayın. Korku kadar korkunç bir şey yok dünyada. Bir de birileri de şöyle yazıyor, buna da değineyim. Tabii, o şeyin o paylaşımdan sonra zaten çok saldırırlardı, iyice arttı. Avrupa'dasın, konuşuyorsun. Ya Avrupa'da konuşmak daha zor. Neden? Çünkü sen burada da linç ediliyorsun. Burada sadece cezaevine atılmıyorsun. Büyük bir fark yok. Çünkü sen Türkiye'ye zaten gidemiyorsun. Seni burada da linç ediyorlar. Burada da senin hakkında kara propagandası yapıyorlar. Derneklere yazılar gönderiyorlar. FETÖ'cüdür, onu davet etmeyin diye. Benim gideceğim yerleri benden önce arayıp beni şikayet ediyorlar. Burada da alası yapılıyor. Türk'ün kurdudur gibi bir durum oluşmuştur Evet, Avrupa'da. Türkiye Türk'ten başka düşman yoktur diyebiliriz o zaman. Çünkü işte yine gördük kaç ülke geldi. Portakalını deldiğimiz Hollanda, ineğini bıçakladığımız Hollanda 90 milyon topladı. Bak bunu yazabilirim. Hemen iyi oldu, aklıma geldi. Sohbetimiz uzadığı için iki bölümde yayınlamaya karar verdim. Benim açımdan yayını hazırlaması, sizin açınızdan da dinlemesi daha kolay olacaktır. Görüşmek üzere.